Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Kardeşlerim, her şeyden önce adeta bir Adana mitingi yapıyoruz. Mart 2019'a hazır mıyız? Peki Kasım 2019'a hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya var mıyız? İnanıyorum ki 16 Nisan'da her ne kadar ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah Mart 2019, Kasım 2019'da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle inşallah bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide adımlar her geçen gün büyüyerek devam ediyor mu? Biz AK Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz, sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Zaten ana muhalefetin böyle sağlıklı bir siyaset diye bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka. Kardeşlerim, yola çıktığımızda hatırlayın. Türkiye'nin kişi başına milli geliri neydi? 3.500 dolar. Şimdi 11.000 dolar. Nereden nereye? Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere. Bitmedi. Ne diyorlar? IMF, IMF, IMF. Tamam. Ne oldu? Biz göreve geldik. IMF'e olan borç 23,5 milyar dolardı. 2002'nin Kasım'ı. 2013'te ne yaptık? IMF'e olan borcu sıfırladık mı? Bitti mi? O arada ne oldu biliyor musunuz? IMF bizden borç istedi. 5 milyar avro. Arkadaşlar sordu verelim mi? Verin dedim. Verin dedim. Ya baktılar ki bunlar ciddi, gerçekten verecekler, vazgeçtiler. Ve biz böyle bu yolda yürüdük. Bitmedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Şimdi 120 milyar dolar. Nereden? Nereye? Şu an itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3.348. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye'ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler kusura bakmasınlar. Bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Çünkü biz bize dost olana dostuz. Ama bize yanlış yapana kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık. Ve kimseye bizim yanlışımız olmadı. Dün İsrail'in başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Şu ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Hani hüküm veya hükmü ilahi. Summun bukmun umyun fehum la yercibun. Ya bunların gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Öyle mi? Ağızları, dilleri var hakkı söylemez. Kalpleri mühürlü.
Ya dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Ama mazlumların dışında cesur değil. Korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz. Ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Ve kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin. Ve terör devleti olarak da işte Gazze'de yaptıkların ortada. Kudüs'te yaptıkların ortada. Ya senin dünyada doğru dürüst sevenin yok, sevenin. İşte Birleşmiş Milletler'de Kudüs'le ilgili attığın adımı aldığın cevap ortada. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Ve şunu bileceksin. Mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Bu kadar açık konuşuyorum. Onun için bizimle uğraşma. Ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de kalkıp olumlu bir kelam bulamazsın.